Değerli il başkanımız, değerli Kadıköy belediye başkanımız, değerli siyasi partilerimizin ilçe başkanı temsilcileri, aramızda il yöneticileri var biliyorum. Hepiniz bu akşamda bir yere misafir oldunuz aslında. Ayidere, kıymetli önceki dönem başkanı, başkanları, yöneticileri ve şimdi yeni başkanımız Hakan Bey ve onun değerli yöneticileri, yol arkadaşları, derneğin kıymetli üyeleri, aynı zamanda sektörün malzeme tedarikçisi olan kurum kuruluşların da temsilcileri burada standlarını gururla gezdim. Çünkü çoğu yeni nesil ürünleri yerli bir marka olarak üretmenin gururunu yaşayarak bizlere sundular. Bugün buraya katılan herkesi, hanımefendileri, beyefendileri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve 100 yıllık Cumhuriyet'in 2. yüzyılına artık girip gün gün saymaya başladığı bu anlarda lütfen pozisyonunuzu, kendinizi, bugüne kadar ürettikleriniz ve bundan sonra üretecekleriniz her zamankinden biraz daha fazla önemseyin. Çünkü böyle anlar çok az insana nasip olur. Biz Cumhuriyet'in ilk yüzyılının ikinci yüzyıla evrildiği tam o dönüm noktasındaki önemli kişileriz. 86 milyon insanımızın geçmiş yüzyıldan çıkaracağı dersler, yapılan çok doğru işler var, eksik bırakılan işler var, sıkıntı çektiğimiz konular var, hususlar var. Buralardan ders çıkartarak önümüzdeki yüzyılın bu başlangıç anlarında çok daha özenli, çok daha güçlü işbirlikleriyle milletimizin, devletimizin, bayrağımızın, Cumhuriyet'in o kıymetli ilkelerinin daha iyi, daha güzel günlere evrilmesine hep birlikte sebep olacak olan insanlarız. Bu bakımdan gerçekten sorumluluğumuz çok büyük. Sorumluluğumuz tabii ki kurtuluş mücadelesini veren ve hayatını bu ülkenin insanlarına adayan, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e, sorumluluğumuz onun çok kıymetli silah arkadaşlarına. Silah arkadaşları demişken sanki sadece çok yakınında bulunan ve bildiğimiz o çok kıymetli devlet insanları, komutanlar, paşalar değil, inanın her birinizin geçmişindeki dedeleri, nineleri biliyorum, hepinizin ailesinde var, bizlerin var, hepimizin var. Onlar da onun silah arkadaşlarıydı ve büyük bir çöküş döneminden sonra, büyük bir kurtuluş mücadelesinden sonra bize bu ülkeyi, bu güzel ülkeyi emanet ettiler. Onlara borçluyuz. Ama aynı zamanda o günden bugüne hayatını bu ülkeye adamış nice insanlarımıza borçluyuz. Ama esas olarak inanınız şu anda henüz doğmamış bebeklerimize, henüz doğmamış 86 milyon insanımızın ve onların çocuklarına, kişilere ses gitti mi? Ben bir yere değmedim ama. Peki. Henüz doğmamış o bebeklere, çocuklara, bu milletin evlatlarına borçluyuz. O bakımdan ben hep söylüyorum, Cumhuriyetimize, devletimize, milletimize layık insan, işini, görevini iyi yapan insandır. Sizler de işinizi iyi yapan insanlarsınız biliyorum. Anadolu yakasının inşaat sektöründe bulunan, yapı sektöründe bulunan insanlar özenli insanlardır. Hani tabiri caizse ben de işimizin gereği, ailemizin işi gereği buranın tedrisatından bir miktar geçmiş bir yol arkadaşınızım, hemşerinizim. Bu bağlamda burada özenli bir iş yapma gayretini yıllardır, en azından yaklaşık 35-36 yılını bilen birisiyim. Bu özenli gayretinizi takdirle karşılıyorum. Az önce başkanın ifade ettiği gibi günün, çağın ihtiyaçları neyse onları bulup araştıran ve insanların düzgün, nitelikli, kaliteli, dayanıklı
yaşam kalitesini arttıran yapılara ve çevreye kavuşmasını sağlayan işler yapmaya gayret eden insanlarsınız. Bu kapsamda elbette ki yolunuz açık olsun. Sevgili dostlar, İstanbul resmi rakamlara göre 16 milyon insanın yaşadığı ama biz biliyoruz ki 19 ila 20 milyona yakın insanın fiilen yaşadığı, bu fiilen yaşamın içerisinde elbette ki bizim bildiğimiz bir kısım kayıtlı öğrencilerimiz var. Burası bir öğrenci kenti aynı zamanda. 1 milyonun üzerinde üniversite öğrencisi var İstanbul'da. Bunların yarısına yakınının İstanbul dışından olduğunu tespit edebildiğimizi varsayarsak, böyle rakamları üst üste koyduğumuzda ve ne yazık ki son dönemde yoğun bir mülteci göçünün yerleştiği bir kent haline dönüşmesiyle birlikte ne yazık ki 20 milyona yakın bir insan nüfusuna sahip bir şehrimiz var. Dolayısıyla kentimiz dünyayı etkileyen her krizden etkilenme riskine sahip bir kent. Mega şehirler, büyük şehirler dünyanın şu anda çok büyük bir nüfusunu barındıran kentler ve bu kentlerin bildiğimiz önemli sorunları var. İklim krizi, ekolojik krizin aynı zamanda hele hele yoksullukla beraber bir araya geldiğinde o kentlerde ciddi bir yaşam sorunu, yaşam kalitesi sorunu var ve bunu şu anda dünyadaki bütün şehirlerle tartışıyoruz. Tabii bu krizler üst üste gelince bir de bu şehirlerde bir konut krizi de yaşanıyor. Bunu da biliyoruz. Üstelik İstanbul gibi bir de deprem tehdidiyle karşı karşıyaysanız o zaman bu işle baş etmenin tek bir yolu var. Çok stratejik bir akıl, uzun vadeli bir planlama ve buna uyumlu olarak çalışan paydaşlar. Bu paydaşlar ülkemizde bakanlıktan valiliğe, bakanlığın İstanbul'daki kurum kuruluşlarından Büyükşehir Belediyesi'ne ve ilçe belediyelerine ve sizin gibi meslek paydaşlarıyla birlikte aslında herkesin katkı sunması gereken bir süreç. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren sorunları tespit eden ve bu sorunlara çözüm üretmeye gayret eden bir tavrı ortaya koyduk. Tabii her şeyden önce şunu söyleyeyim. İstanbul'un yaşanabilir bir şehir olmasında, yeşil bir kent olması konusunda önemli adımlar atması gerekiyordu. Bu anlamda önüne bir vizyon koymamız şarttı ve biz İstanbul'un bugününü ya da kısa dönem yarınını değil 2050 vizyonunu çalışan, bunu maddeler halinde sıralayan, buna göre ilkelerini belirleyen ve bu ilkeler doğrultusunda da ama meclisinde kararlar alan ama farklı uygulamalarla sektörü destekleyen ya da önce adımlar atan kurum olduk. Bu manada strateji belgemizi kamuoyuyla paylaştık. Tabii neyi hedefliyoruz? İklim değişimine uyumlu bir kentsel yapı üretmeyi, kirliliği azaltan bakış açımızda karbon nötr hedefimizi destekleyerek çevreyi desteklemeyi hedefliyoruz. Bunları yaparken İstanbul'da yaşayan herkes için özellikle nefes aldıracak, o insanların yaşamlarını güzelleştirecek mekanlar üretiyoruz. Özellikle İstanbul'un tarım alanlarını, orman alanlarını korumak artık hepimiz için en öncelikli kavram. Bu anlamda biz bu bölgelerin gelecek nesiller için ne kadar önemli olduğunu bilen bir ekip olarak buna çok dikkatle ve hassasiyetle yaklaştık. Şimdi şunu söylemek isterim. İstanbul'da planlamayla ilgili sorunun en temel noktası çoklu iş gören kurumların varlığı. Bakınız, İstanbul veya Türkiye'nin her yerinde yaklaşık 16-17 kurum plan yapabiliyor, plan iptal edebiliyor. Bir yerde hiç bilmediğiniz bir noktada bir anda imalatı başlatabiliyor. Yani bunlar işte TOKİ, Şehircilik Bakanlığı, İller Bankası, Özelleştirme İdaresi, İlçe Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi vesaire vesaire. Bu karmaşık dönem ne yazık ki son dönemin bir ürünü. Bu son dönemin bu ürünü üretmesinin sebebi şu. Siyasi şekillere göre
siyasi sonuçlara göre bir şekil alma meselesi. Bu anlamda geri dönülemez tahribatlara sonuç veren İstanbul'da, bakınız her birimiz özellikle Cumhuriyet'in süreçlerine baktığımızda, ki ilk yıllarında Mustafa Kemal Atatürk dünyanın belki de en öncü plancılarıyla yeni Cumhuriyet'in, genç Cumhuriyet'in iyi planlanmasına yönelik 1920'li yıllarda, 30'lu yıllarda adım atan bir liderlik gösterirken, ne yazık ki son 20 yılda iyi yapılan işleri ayrı bir yere koyuyorum. Ben bunları söylemekten asla imtina etmem ama büyük oranda kentlerimizin yozlaşmasına, kötü şehirleşmeye zemin oluşturmuşlardır. Ve bu oluşan zemin kentlerimizi zorda bırakmaktadır. Sevgili dostlar, kısa özet, uzun uzun anlatacak değilim. Bu kent için yine bugünün iktidarı, merkezi hükümeti fazla değil. 2009 yılında İstanbul'da 1/100.000'lik plan yapmış ve o dönemin katılımcılığı ön planda tuttuklarından ötürü benim de mensubu bulunduğum siyasi parti dahil bütün partilerin oy birliğiyle geçerek İstanbul ilk defa bu kadar kapsamlı bir üst plan elde etmiştir. 2009, dün, yani 100 yıl, 50 yıl, 30 yıl, 40 yıldan bahsetmiyorum, dün fazla geçmedi. 2-3 yıl içerisinde o oy birliğiyle geçen planı aldı, çöpe attılar. Ve tümden yok saydılar. Bambaşka bir kent düzeni oluşturuldu. Bir anda alabora oldu. Havalimanı üzerinden tutun yeşil alanlara, koruma alanlarından tutun rezerv alanlara, askeri alanlardan tutun birçok şeye varıncaya kadar şehir alabora oldu. Ve adım adım, aşama aşama bir baktık 2013'te, 2014'te önümüze bir örneğin Kanal İstanbul gibi bir alan çıktı. Bir anda 2,5-3 milyon nüfuslu bir saha, 140 milyon metrekareye yakın bir alanı imarlı hale getiren bir planı size, bize, ilçe belediyelerine, büyükşehir belediyelerine sormadan Ankara'da pat küt binlik, 5000'lik, 100.000'e varıncaya kadar planı işlediler. Dünyanın hiçbir yerinde bunlar olmaz olamaz. O bakımdan biz özellikle İstanbul'un yaşam nefesini sağlayan hangi unsur var ise bunu koruma konusunda yoğun bir çaba gösteriyoruz, göstermeye devam edeceğiz. İstanbul'un yaban hayatının korunmasına, Koru İstanbul planlama çalışmasını toparladık, yakında kamuoyuyla paylaşacağız. Kent içinde aktif yeşil alanları geliştirme konusunda iddiayla söylüyor. Bu kadar bir vakitte, yaklaşık 4,5 yıl diyeceğim, niye ki bunun pandemi süreci vesaire, bir de 3 ayımızı ne yazık ki görevin başında çaldılar. Bu kadar bir zaman dilimi içerisinde bu kadar yeşil alanı geliştirilen bir kent dönemini İstanbul yaşamamıştır. Bunu rakamlarıyla, tablolarıyla insanlarımızın önüne koyacağız. Özellikle hayata geçirdiğimiz yaşam vadisi diye tariflediğimiz alanlar Silivri'den Tuzla'ya kadar İstanbul'umuza çok özenli sahaları oluşturmuştur. Bugün Ayamama diye bir atık su kanalı gibi çalışan bir derenin çevresinde artık yüz binlerce metrekarelik yeşil alanları insanlarımızla buluşturduk. Yine yıllardır ne yazık ki bir tramvay işi yüzünden yaklaşık biz görev aldığımızda tam 5 yılı geçmişti. Bitirerek ve çevresini hızla hayata katarak sadece orada ihmal edilmiş başka işgallerle farklı kurum kuruluş ya da özel şirketlere tahsis edilmiş alanları toparlayarak 1 milyon metrekare sadece Haliç kıyısında insanlarımızla buluşturduk. Bu ve buna benzer çok önemli sahayı, yeşil alanı İstanbul'un huzurunda, İstanbul'un kullanımına sunmanın keyfini yaşıyorum. Değerli dostlar, bir başka önemli husus sizlerle paylaşmak isterim. 2009 yılında o bahsettiğim 1/100.000'lik planda 15.304 hektar askeri alan vardı. 2016 yılında hükümet askeri alanları kent dışına çıkartma kararı aldı. Biliyorsunuz o dönem bu konu çok tartışıldı. Yaşanan darbe girişiminden sonra böyle bir
karar ve böyle bir tercihte bulunuldu. Asker alanların o dönemde yapılan duyuruda ranta açılmayacağı, öncelikli yeşil alan, onun dışında da eğitim, sağlık gibi sosyal teknik altyapı alanları olarak kullanılacağı ifade edildi. Oysa ne yapıldı? Buralarda yapımı devam eden tamamla inşaatların bağımsız birimlerinin tamamı, yani neredeyse, çünkü %96,5 konut alanı oldu. %96,5. Daha da ötesi, şu ana kadar tamamlanmış olanlarda 40 bin kişi yaşıyor ve daha önümüzde yapılacak ve yapılmak üzere olan daha binlerce konut söz konusu. Daha da ileri gidiyorum. Hani buralarda şunu diyebilirsiniz ki, siz lüks konut üretimini iyi bilen insanlarsınız. Buralarda acaba sosyal konut mu üretilecek diye düşünebilirsiniz. %85'i lüks konut statüsünde yapıldı. Sevgili dostlar, bizim dönemimizden önce 15 yıl içerisinde İstanbul'da kamu alanlarında imara açarak elde edilen rantı ya da başka kurum kuruluşlara ait alanlardaki yapılan imar çalışmalarıyla ilave emsal, yani bir emsal 2,5, 3,5 yapılan yerler var. Sizler biliyorsunuz bunları. Buralardan elde edilen kendi birebir o dönemin satış rakamlarını, bunu ben talimat verdim. O satıldığı dönemdeki satış rakamlar, yine o dönemdeki kurlara çevirerek ekstra rantın bedeli tam 86 milyar dolar. 15 senedir. Belge belge. Bütün kurum kuruluşlara, gazetecilere bunu yolladım. Derneğe de yollarım. Alır okursunuz ve oradan bakar. Metrekaresine kadar, o dönemdeki satış listelerinin evraklarına varıncaya kadar. 86 milyar dolar. Sevgili dostlarım, 86 milyar doların anlamını biliyor musunuz? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleriyle beraber yaklaşık 12 yıllık bütçesi demek. Yani siz İstanbul'un bütün sorunlarınızı sadece o rantla çözerdiniz. Çözüldü mü? Çözülmedi. Göreve başladığımızda çalışmayan 10 metro şantiyesi niye biz teslim aldık o zaman? Bakın, Göztepe, Ataşehir, Ümraniye %3,5 seviyesinde devraldı. 3,5. Bir iki şantiye kurulmuş. Daha tünel kazısı başlamamış vesaire. Kredisini bulup tam 2,5 sene %3,5'a gelen şantiyeyi inşallah 2025'in ocağında, şu daha doğrusu 2024'ün sonunda halkımızın hizmetine açacağız. Yani 2,5 senede %3, yaklaşık 4,5 senede, çünkü biz ancak 2019'un sonunda başlayabildik kredisi vesaire temin ederek, 4,5 senede burayı halkımızın hizmetine kavuşturduk. Daha nicelerini sayabilirim. Dudullu Bostancı, İller Bankası'ndan para ayrılmış, %50 seviyesine gelene kadar parayla çalışmışlar, sıfır. Kredi de kullanamıyorsunuz, krediye uygunluk statüsünü kaybetmiş. Öz sermayeden, bakınız, öz sermayemiz, öz bütçemizden ve bir miktar da tahvil ihracından elde ettiğimiz parayla halkımızın hizmetini açtık. Dudullu Bostancı. %50'den aldık ve bitirdik. Aynı şekilde örneğin Çekmeköy, Sancaktepe, Sultanbeyli. Mart ayında Sultanbeyli ile olan kısmını hizmete açıyoruz. Özür diliyorum. Çekmeköy, Sancaktepe kısmını açıyoruz. Sultanbeyli bölümünde önümüzdeki senenin sonunda açıyoruz. %1 seviyesinde aldık. 1,5 seviyesinde aldık. Birkaç tane şaftının açıldığı alan şeklinde şantiye düzeni olan, daha bir tane TBM'in inmediği şekliyle aldık ve bitirdik. Dolayısıyla o 86 milyar dolar İstanbul'da harcanmadı. Bu milletin parası millete harcanmadı. Çok net. O bakımdan değerli dostlar, İstanbul'un öncelikli meselelerine ilgilenilen bir dönemde, ilgilenilmeyen bir dönemden ilgilenilen bir döneme evrildik. Biz afet alanında kullanmak üzere kentimize nefes alacak, aldıracak yeşil alanlardan tutun da imar problemlerine varıncaya kadar bütüncül bakış açısını özellikle kafa yorduk. Bakınız, göreve gelir gelmez yine ben şunu önerdim. Meclisteki grupları topladım. Dedim ki, sevgili arkadaşlar, grup başkan vekilleri, sevgili arkadaşlar, şimdi dedim,
duyuyorum muhtelif yerlerden. Zamanında inşaatını yapmış. Ruhsatı var, iskanı var. Ama orada bir plan değişikliği yüzünden var olan binasını bile yapamayan insanlar var. Ruhsatlı her şey var. O insanların bu sorunu çözmemiz lazım. Nasıl çözeriz? Belli statülere, yani özel alanlara sahip değilse, işte boğaz ön görünüm vesaire, onun dışındaki sahalarda insanlara geçmişte ruhsatlı iskanlı olan aynı imar hakkını kazandıracak bir plan notu organize edelim dedik ve tam 39 ilçenin tamamında hem ilçelerinden geçirterek hem de büyükşehirden geçirterek bu temel sorunu çözdük. Bakınız, çatıyla ilgili önerilerim oldu. Çatı arasının bir bağımsız bölüme dönüştürülmesiyle ilgili tam 3 senedir uğraşıyorum. 1,5 senedir de mecliste, komisyonda bekliyor. Aslında o kadar şık bir öneri ki, o kadar doğru bir öneri ki, yani millet burada en iyi müteahhitler bilir. Ben de onları biliyorum, onlar da beni biliyor. Dolayısıyla o çatı aralarının lüzumsuz, bağımsız bölüme döndürülmemesinin yarattığı lüzumsuz alanların ve onların oluşturduğu İstanbul'daki sorunu çok iyi biliyorum. Ya bunu anlatamıyoruz. Yani anlıyorlar, anlamamazlıktan geliyorlar vesaire, komisyonda bekliyor. Bu ve buna benzer birçok uygulama. Bakın, İstanbul İmar Yönetmeni'ni sıfırdan çalıştık. Hem sizin işinizi kolaylaştırarak hem de çarpık mimari planlama, düzenleme işini ortadan kaldıracak bir İstanbul İmar Yönetmeliği. İmar yasası eskimiş bir yasadır. İmar kanununun tüm ele alınması lazım. Buna çalıştık. Buna çalışırken meslek odaları, efendim bazı sizler gibi kuruluşlarla irtibat kurarak, fikirlerini alarak hangi konularda en derin sorunlar yaşadığı konusunda, ya diyeceksin ki merkezi idare misin de imar kanunu çalışıyorsun. En çok İstanbul etkiliyor. Peki biz bunu kendimize mi çalıştık? Hayır, kendimize çalışmadık. Kalktık bütün bunları Şehircilik Bakanlığı'yla paylaşma konusunda yoğun çabası gösterdik. Hem bir önceki bakanla hem şimdiki bakanla. Ve sağ olsun şimdiki bakanımız da göreve gelmez. Ben randevusunu davet etti, gittik. Ancak bakınız, yani siyasetin, hayatın her alanında girip bir şekilde varlığı, esas konuların konuşulmadığı bir sahanın oluşumu can sıkıcı. Ben mesela biliyorsunuz bir altyapı ve kentsel dönüşüm diye bir başkanlık kuruldu. Ya o kadar ucu açık bir kavram ki, yani TOKİ gibi bir şey daha, bir kurum daha. Kentsel dönüşüm başkanlığı. Her şeyi yapabiliyor. O kadar ucu açık ki. Biz bambaşka bir şey anlattık mesela kendisine. Çok da sıcak baktı. Bunun bir kanunla bile desteklenmesi gerektiğini biz kendisine ifade ettik. Hatta birkaç yerde buna olumlu cevap da ve açıklaması da oldu Sayın Bakan'ın. Biz şunu söyledik. İstanbul'a özel bir çalışma yapalım. Ama bu çalışma öylesine şeffaf, öylesine kolaylaştırıcı olsun ki biz içinde olalım, siz içinde olun, yöneteni, model edeni siz olun. Kararların hızlı çıkması konusunda özenli davranalım. Bu işte 3/2 çoğunun azaltılmasını sunduğumuz raporda bizim vardı bunlar. Buradan 2-3 tanesi alındı. Onun dışında bir tane başkanlık kuruldu. Hayır dedi, biz bir konsey gibi, İstanbul Deprem Başkanlığı gibi bir başkanlık, adı başkanlık olur, kurul olur, komisyon olur, konsey olur, her neyse, sizlerin bile içinde olduğu bir mekanizmanın, bilgi paylaşımının seri yapıldığı bir sahanın olgunlaşması, işte bir bina yıkılacak neredeyse insanların başına, yıllardır boşaltılamıyor. Biliyoruz, yaşıyoruz bu sorunları. Bunları da ortadan kaldıran ama şeffaf. Ama şeffaflık yerine ne tercih ediliyor? Büyükşehir Belediyesi'ni bile yok sayan bir sistem tercih ediliyor. Bütün bunlar sıkıntılı işler. Bunların hepsini çözebilecek yöntemler var sevgili dostlar. Tek koşul var. Paylaşmak, bir de şurada başka bir hesap olmayacak. Yani kamu yöneticisinin beyninin arka kısmında başka bir hesap olmayacak. Hesap net. Milletin lehine, milletin çıkarına, bu milletin hayatını koruyacak, geleceğini güzelleştirecek usul ve uslupla yöntemler bulma meselesi. Ama tercih başka yönde. Bakın, 5 yılda bir tek kişiye ait ya da çok özel bir acil durumu yoksa, ulaşımla ilgili olabilir, kamuyla ilgili olabilir, o ayrı. Bir tek
parsel bazlı bir imar artışını İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak ilk defa, uzun yıllardır ilk defa, 4,5 yıldır tek bir konuyu dahi meclise getirmeyen bir belediye başkanı. Bunun İstanbul'u nasıl çarpık hale getirdiğini, bir de biri yaptı mı öbürüne de hak oluyor. Benim masum vatandaşım diyor ki, ya kardeşim benim evim 2 kat, adam karşımıza 20 kat dikmiş. Ben 20 kat istemiyorum, bari 6 kat ver. Yani onu kendine hak görüyor. Doğal. Hayatında bu imar, emsal falan bilmeyen insanımız. Bakın bir tek parsel bazlı imarı getirmedik, getirmeyeceğiz. O bakımdan sağlıklı yapılara, sağlıklı yerleşim alanlarına dönüşen bir İstanbul'un varlığı önemli. İstanbul'da ciddi bir kentsel dönüşüm sorunu varken bunları hala böyle sadece laf üreterek değil, ya bir araya gelelim çözelim be kardeşim. Görüşelim, 3,5 ay oldu. Ben isterdim ki hani tamam bir ekipler kurduk, görüşüyoruz ama sonuç yok. Yani sonuç yürümüyor. Böyle bir garip dönem yaşıyoruz. Neler anlatabilirim ki ama bunlara girmeyeceğim. Günün sonunda önemli bir sektörü temsil ediyorsunuz. Çok inşaat yapmak, çok kat yapmak, çok daire yapmanın marifet olmadığını 99 depreminde hepimiz öğrendik. Ben öğrendim. 99 depreminde hiç unutmuyorum, babamla şöyle masanın iki masa karşılıklı aylarca birbirimize baktık. En az 2-3 ay. Ya biz neyi yanlış yaptık, neyi doğru yaptık, doğruları nasıl arttırabiliriz, yanlışlardan nasıl vazgeçebiliriz? Biz de sizin sektörünüzden iki insan. Yaşım 28'di. Babamla karşı karşıya 2-3 ay tartıştık, sohbet ettik. Benim o deprem hayatımı değiştirdi. Hayatımı 180 derece değiştirdi. Belki o bakış açısı beni belediye başkanı. Bak bu kadar net söylüyorum. Sorumluluk duygusu. Yani bir deprem belki benim hayatımı o alandan böyle bir sorumluluk alanına taşıdı diyebilirim. O bakımdan çevrenin korunacağı, kentsel dönüşümün hızlanacağı, çok imar değil, yaşamı kaliteli hale getiren imarın yapılacağı, imar yapılma biçimlerinin şeffaf, katılımcı modellerle, metodlarla, çağdaş unsurlarla şekilleneceği, imar mevzuatının mimarların elini kısıtlayan değil, yaratıcılıklarını arttıran ama aynı zamanda abartılı yapıların değil, makul yapılara dönüşen bir sistemin kurulacağı bir düzeni hep birlikte bu kentte var etmeliyiz. Sevgili dostlar, İstanbul sadece bize ait bir kent değildir. İstanbul'un her etkisi, her yapı, her konuda attığı adım, inanın, sadece İstanbul'u değil, sadece Türkiye'yi değil, yakın coğrafyayı ve hatta dünyayı çok etkilediğini ben 4,5 yıldır yakinen yaşıyorum. Böylesi önemli bir kentte yaşamanın sorumluluğu büyüktür. Sorumluluğunuz sadece kendinize, mahallenize ve şehrinize ait olmaz. Artık bir dünyaya ait bir sorumluluğu taşırsınız. Bu vizyonla bakmalısınız ve bakmak zorundayız. Allah'ın lütfu böylesi kadim bir kente sahip olmak ve bu kente sorumlu olmak gerçekten bir lütuftur. Karşılığını verirsek gerçekten çok keyif alan bir dönemi yaşayan insanlar, yöneten insanlar olarak yaşarız. Ama bunu yapmaz isek hepimiz için ızdırap olur. Bu şehrin hayatımıza ızdırap değil. Sadece İstanbul'a dair demiyorum, Türkiye'ye ve dünyaya umut saçan her uygulamasıyla, imardan yaşama, çevreden ekonomiye, yoksulluktan eğitime, bütün sorunları çözen, bütün iyilikleri arttıran, büyüten uygulamaları var ettiğimiz bir merkeze dönüştürme konusunda kararlı bir ekibiz. Bu kararlılığımızı önümüzdeki süreçte de devam ettirme konusunda da kararlıyız. Niyetimiz inşallah sizin huzurunuza 2024'te yeni bir 5 yılı geçmiş dönemin de hesabını vererek, geçmiş dönemin de yaptıklarını net olarak sizinle paylaşarak daha güçlü bir 5 yıl ve de vizyonunu 2050 diye koyarak dünya çapında bir hattır 2050. İşte bu 21. yüzyılın ortasına kadar İstanbul'u dünyanın her konuda en üst düzeyde, kimi parametrelerde ilk 5'e, kimi parametrelerde ilk 10'a yerleştiren bir çalışmayı sizlerle paylaşmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda elbette hepinizin desteğine ihtiyacımız var, karşılıklı dayanışmaya ihtiyacımız var. Böylesi sektörü bir araya getiren, birlikte düşünce üreten
bir derneğin varlığını alkışlıyorum her noktada. AİDER'e teşekkür ediyorum. Geçmişten bugüne emeği geçenlere, yöneticilerine, başkanlarına teşekkür ediyorum. Hakan Bey ve ekibine de başarılar diliyorum. Dayanışmayla çok güzel günlerde hep birlikte olmak dileğiyle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.